Gündeme dair'den herkese merhaba sevgili seyirciler. Gelişmeler devam ediyor, olaylar oluyor. Bir yandan da hayat devam ediyor ve biz tüm bu gelişmelere rağmen, her şeye rağmen sanat diyoruz ve bugün sanattan bahsedeceğiz. Sizlerle beraber Asi Irmak Resim Atölyesi'nin düzenlemiş olduğu bir sergi var. Yahya Asi Irmak anısına. Ve stüdyo konuğumuz atölye sahibi Perihan Çapar. Sayın Çapar, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sergiden bahsedeceğiz. Yahya Asi Irmak'ın kim olduğundan bahsedeceğiz ama önce atölyenizden bahsedelim. Evet. Biraz bilgilendirin bizi. Evet, tabii ki. Benim atölyem 2008 yılında Yahya Asi Irmak tarafından kuruldu. Sonra beraber yola çıktık. Kadınlara yönelik kurs veriyoruz. İşte portre çalışmalarımız, tablolarımız. Amacımız resmi sevdirmek. Her şeye rağmen sanat diyoruz. Resim yapmak, ben ona nefes almaktır diyorum. Kesinlikle. Ben resim olmazsa nefes almayacağımı sanıyorum herhalde. Peki atölye olarak neyi amaçlıyorsunuz? Sadece resim alanında mı kurslarınız var? Resim alanında kurslarımız var. Çocuklara yönelik kurslarımız var. Resmi sanatı sevdirmek. Çünkü sanatla uğraşan bir insanın bakış açısı daha farklı bir perspektiften baktığına inanıyorum ben. Daha hoşgörülü, daha sevecen. Okullarda da buna ağırlık verilmesinden yanayım ama maalesef. Peki kadınlara yönelik atölye olduğunu söylediniz. Evet. Neyden dolayı? Benim atölyem biraz küçük, sempatik, mütevazi bir atölye olduğu için. Peki. Pek yayılamıyoruz böyle erkekleri almak için. Erkekler yanlış anlamasın. Kadınların yaklaşımı nasıl sanata? Çok güzel. Ben ilk önce kadınlarıma resmi sevdirmeyi tasarlarım. Yani hani kendinizden böyle çok beklentiye girmeden gelin. Mutlu bir aile ortamı, resmi sevmek, coşmak. Resim yapmak zaten coşkudur. Bunu aşılamaya çalışıyorum. Tamam mı? Yani hepsi neredeyse sıfırdan başladı bende ve 5-6 yıldır aynı kişilerle çalışıyoruz. İlk sergimiz kadınlara 2012'de sergi açmıştık onlara. Şimdi de bir sergimiz var. Fakat bu sergimizin anlamı biraz farklı, biraz burukluk içeriyor. Yahya hocamın anısına. Yahya hocayı biz bir yıl önce kaybettik. Ay 23'ünde bir yıl olacak. Onun anısına bir sergi düzenlemek istedim. Çünkü ona vefa borcumu asla ödeyemeyeceğimi sanıyorum. Çok önemli benim için. Hayatımın dönüm noktası. Çok aydın, çok kültürlü bir insan. Geçmişinde gerçekten abartmıyorum. Öyle faaliyetler yapmış ki, öyle kişi kazandırmış ki hayata, meslek açısında, üniversite yıllarında. Ben onun anısına, onu anmak için bir sergi düzenlemek istedim. Benim bayanlarla hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler, çok çalıştılar. Sergiden bahsedeceğiz ama Yahya Asi Irmak'tan Irmak'ı biraz daha detaylandıralım istiyorum. Evet. Kimdir Yahya Asi Irmak? Yahya Asi Irmak, Mersin Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi. 98'de emekli oldu. Emekli olduktan sonra, çünkü çok hiperaktif biri, boş durmayı sevmez, resme yönelmiş. Sonra böyle çeşitli öğretmenlerin yönlendirmesiyle, evet hocam demişler, sen bu işi yapabilirsin. Hobi olarak başladı. Sonra gel Perihan dedi, bir atölye kuralım dedi. Atölyesini kurdu. Beraber başladık. Yani onu anlatmaya kalksam aslında yayınınız süre yetmez. Yani. Süre yetmez, zamanınızı alırım. Peki atölye olarak ilerleyen dönemlerde farklı sanat dalları farklı sanat dallarına yönelik kurslar verecek misiniz? Yok. Şimdi benim dalım sadece resim yapmak. Yani resim konusunda sadece yardımcı olabilirim, kurs verebilirim. Farklı sanat dalları hepsi kesinlikle birbirinden çok güzel ama ben sadece resim konusunda, işte kara kalem resim. Hangi yönde yönlenmek istiyorsa kurs sahibi, öyle yardımcı oluyoruz. Kursiyerleri nasıl yönlendiriyorsunuz?
Çizim konusunda? Şimdi şöyle, çizim konusunda zaten ben ilk tablosunda neyi çalışabileceğini ben fark ediyorum. Yani önce bir el alıştırması yapıyorum bayanlara, sonra yağlı boyaya geçiriyorum. Çok sıkmıyorum böyle kara kalemde. Sonuçta şey diyorum, yani sizi bir sınava falan hazırlamıyoruz. Biz buraya mutlu olmaya geldik. Resmi sevmeniz lazım ilk önce. Resim yaparken resmi severek, yaptığı objeyi kafasında canlandırarak, yani dokunur gibi hissettirerek onu öğretmeye çalışıyorum. Çünkü onu hissetmezseniz zaten resmi yapamazsınız. Önce beyinde bitmesi lazım. Bu yönde yönlendiriyorum ve bilmiyorum artık sergide göreceğiz başarılı olmuş muyuz. Kaç kurs yeriniz var? Yaklaşık 15-16 kurs yerim var. Peki hepsi bu resim sergisinde yer alacak? Yok, hepsini almadım. Bazıları yeni başlamış, daha hazır değiller. Hı-hı. Ama buradaki bayanlar 3-4 yıldır, 5 yıldır beraber çalıştığım Hı-hı. bayanlar, evet. Ve buradaki tablolar zaten sergilenecek tablolar, son bir yılın ürünü. Peki size nasıl kursiyerler geliyor? Daha önce resim alanda bilgisi olan mı yoksa sıfırdan başlamak? Şimdi birkaç kişi olanı var böyle, hani içinde resim sevgisi var, kendince çalışmış, çabalamış ama bu işler birinin biraz yol göstermesiyle diyorum. Hepsi onların yeteneği, ben öyle diyorum. Ben sadece azıcık yol gösteriyorum. Onların başarısı. Sıfırdan başlayan da var, resmin resmi yok diyen de var ama 4-5 yılın sonunda ben onlara oryantalist tablo çalıştırıyorum ki en zor tablolar, en çok emek taşıyan tablolar. Öyle bayanlar da var. Bu değişim karşıdan öğreten tarafından mı kaynaklanıyor yoksa oraya gelen içinde bir resim aşkı, sanat aşkı olduğu için mi bu evrim gerçekleşiyor? Şimdi kesinlikle içinde bir resim aşkı olacak, o gerçek ama ben öğretenin de farklı katkısı olduğuna inanıyorum. Çünkü kendileri de bana diyorlar, hani hocam diyorlar, siz olmasanız sanırım ben resmi öğrenemeyeceğim. Çünkü hani ben akademisyen değilim, bir eğitimci değilim ama eğitim vermek, bir şeyi öğretmek sanattır diyorum. Nasıl bir sanatla uğraşıyorsak bir şeyi öğretmenin de bir sanattır. Bu da neyden kaynaklanıyor? İşinizi seveceksiniz. Yani ne iş olursa olsun, sadece sanat değil. Zaten o işi sevdikten sonra ben herkesin başarılı olacağına inanıyorum. Yani kerhen yapılan bir iş mutlaka başarısızlığa uğrar. Ben buna inanıyorum. Ben işimi çok seviyorum. İstikrarlı çalışırım. Düzelli. Yani hiç ödün vermem. Yani bir disiplin içerisinde. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani kendimle ilgili bile keyfi kaçamaklarım bile yoktur. Evet, yani o gün örneğin ders saatim var. Yeter ki hani bir zorunlu bir iş olur ya bazen. Olağanüstü bir evet, durum. Olağanüstü bir durum dışında asla atölyeye ve kurs yerlerime ekmek gibi bir şeyim olamaz. Hatay'ı konuşacağız. Hatay'da sanatı konuşacağız daha sonra evet. Ama biraz resim sergisinden bahsedelim. Kaç kurs yerle birlikte başladınız ve bir tema içerisinde mi gerçekleştiriyorsunuz bu sergiyi yoksa her kursiyer kendi evet. içinden geleni tuvale döktüğü evet içinden geleni, hani esinlendikleri bir şey var, kendi yorumlarını kattıkları tablolar var resimlerde. Ben onları özgür bırakıyorum çünkü sanat özgürdür. Hani bir yerde kısıtlandığı zaman zaten sanattan çıkar, yani o tablo olmaz, sanat özgürlüktür. Sadece fırçayı özgürce vurmalarını tembihlerim. Yani her kişinin içinde böyle bir korkusu vardır. Yani ya bozulursa bozulsun derim. Bu resimdir, bozulmaz. Yani bozularak düşünüp attığım bir fırça zaten olmaz. Bunu aşılamaya çalışırım. Kaç kursiyerle katılıyoruz sergiye? Burada önümdeki davetiyede yaklaşık 10-15 evet. isim var. Evet. Hepsi de. Peki davet ettiğiniz isimler oldu mu kursiyerler haricinde? Sergi açılışına. Sergi, evet, tabii ki sergi. Geniş bir davet kapsamında oldu. Dilerim inşallah herkes katkı gösterir, gelir. Çok sevinirim. Nerede ve ne zaman onu da belirtelim. Samandağ Yeni Çarşı'da. Salı günü, 23 Şubat Salı günü 17'de. Sergimiz pazara kadar açık.
Yani herkes gidip önümüzdeki izleyebilir. Salı başlayacak. Evet, önümüzdeki salı başlayacak saat 5'te. Kadar. Evet, pazara kadar sürecek. Biraz geniş tuttuk sanatı. Kimler gelebilir? Zamanda. Sadece kimler gelebilir? Kadınlar mı yoksa? Yok, hayır. Her sergimiz herkese açık. Yok, ben sadece atölye kurslarını kadınlara evet, anladım. Yok, sergimiz herkese açık. Dilerim herkes gelir. Bir resim ziyafeti verelim diye düşündük. İnşallah her şey iyi gider. Güzel bir organizasyon oldu. Güzel bir kokteyl açılışımız, canlı müziğimiz. Evet. Peki kursiyerlerde ne gibi değişimler gözlemliyorsunuz? Biraz daha özgür davranılması gerektiğini söylediniz. Evet. Ne gibi değişimler var? Kesinlikle öyle değişimler fark ettik ki. Yani gerek düşüncesinde, gerek konuşmasında, genel gündem hakkında. Hani zaten resim bunu sağlıyor size. Gerçekten hem insanın temel yaşantıda hem resim yaparken daha bir özgür oluyor. Biraz Hatay'dan bahsedelim. Sanatla ilgilenen birisiniz. Hatay genelinin sanata bakış açısı nasıl? Ne gözlemlediniz Hatay'da? Sadece resim olarak sormuyorum bunu. Evet. Tiyatro, genel müzik, sanat. Geçen aktiviteler. Hafta, geçen ben iki haftadır üst üste tiyatroya da gidiyorum. Hani çok çok iyi olmasa da ama iyi gibi gidiyor. Belki genel olaylardan dolayı diye yorumluyorum ben ama hani iyi gibi sanata bu, dair falan. İnsanların yaklaşımından bahsediyoruz. Evet, evet. Peki ne teşvikler ne yönde? Teşvikler ne yönde? Şimdi çeşit çeşit böyle farklı şeyler alıyoruz. Böyle hani gerek eleştiri gerek şeyle ama teşvikler iyi. Hı hı. Öyle gözlemledim ben. Hani çok iyi olmasa da iyi diyorum ben. Her şey iyi olacak diyorum inşallah. Sanata ilginin yeteri kadar olmadığını söylediniz. Niye bu neden kaynaklanıyor? Şimdi, ve sanata ilgi. Şimdi önce bu konuya şöyle değinelim. Ben sergimi aslında Antakya'da açmak istedim. Ama maalesef ben koca Antakya'da yer bulamadım. Yani buradan ele alalım sanata ilgiyi. Ve ben kızgınım. Bunu bilmiyorum burada ne kadar söylemek doğru ama kızgınım. Belediye başkanlarına, valiliğe, kurumlara. Hani bir yer var, o da şehir merkezi dışında. Ben orayı kabul etmedim. Hani ilk önce diyorum ki, bunu ele almaları lazım. Bir sanat merkezi. Değil mi? Geniş bir salon şehir merkezinde bence kurulması lazım. Bence çok şey değişecek. Ama eğer hani devlet büyükleri bunu sallarsa insanımız haydi haydi sallar. Peki ne olması gerekiyor? Ne öneriyorsunuz? Yani böyle güzel bir galeri olsa hiç fena olmazdı örneğin. Değil mi? Yani sanatın her dalı orada oluşsun. Yani tiyatrodan tutun, müzik konserlerine, resim sergilerine, sadece resimle sınırlı değil zaten sanat. Geniş kapsamlı tutuyorum ben. Böyle geniş bir yer açılsa hiç fena olmazdı. Buradan seslenelim evet, o zaman. Evet, altını çizerek sesleniyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. Son 5 yıldır Hatay bir değişim içinde. Bu evet, iyi ya da kötü bu tartışılır ne yönde olduğu ama. Kötü, evet. Bu zaten az olan siz söylediniz. Zaten halkın az olan sanata yönelimini ne yönde etkiledi? Bu, artık sanat Hatay halkı için bu olaylardan bir kaçış, kafa dağıtma yöntemi mi? Evet. Yoksa hiç olmayan ilgiyi iyice yok mu etti? Şimdi birinci şıkkınız evet. Sanata olan eğilim böyle hani kafa dağıtma, mutlu olma, gerçekten mutlu oluyorlar ve bilmiyorum ilgileniyor musunuz resimle? Yok. İtiraf etmek gerekirse. İlgilenirseniz hatta resim yaparsanız ne kadar mutlu olduğunuzu da siz daha iyi anlayacaksınız. O kadar çok mutlu oluyorlar ki bütün gün çalışır yani ben bile yoruluyorum, onlar yorulmuyor. Yani o kadar mutlu ediyor resim yapmak. Peki ne değişim oldu bu sınır kenti olmamız, sanata algıyı ya da bence aktiviteleri? Azalttı evet. Yani biz her şeye rağmen ayakta tutmaya çalışıyoruz ama azalttığı kesin. Ne öneriyorsunuz peki? Neler yapılabilir?
Elbette bu olayların olmamasını dilemek, kesinlikle, bunu istemek bir çözüm yolu olabilir, kesinlikle, ama elimizde olmayan sebeplerden. Evet, keşke dilemekle olsaydı bu olaylar. Keşke düzeni değiştirebilseydik. Ama yine de umut diyoruz. İnşallah, hı-hı, değişir. İnşallah bir düzene girer. Ama ne zaman? Bilinmiyor. Yani. Bilinmiyor. Peki ne faaliyetlerinizde, önünüzde ne gibi çalışma raporları hazırladınız? Atölye olarak nereye yöneleceksiniz bundan sonra? Ya da ne yapmak istiyorsunuz bu serginin ardından? Evet, sergimin ardından ben zaten aynı çalışmalarıma devam edeceğim. İnşallah ileriki yıllarda daha farklı yerlerde sergiler düşünüyorum. Şimdiden bayanlarıma diyorum, hazırlanın. İnşallah İskenderun'dan 2010'da bir sergi açmıştık, çok güzel. İskenderun'da 2010'daki ilgiyi çok daha ben fazla gördüm Antakya'dan. Evet. İnşallah orada bir sergi açarız. Gönül isterdi ki şehir dışında da sergi açmak, ama biliyorsunuz sergi açmanın yani masrafları, zahmeti çok. Sponsor bulamıyoruz örneğin. Yani hani sponsoru şey gibi düşünüyorlar, hani halbuki bu sanata destek. Evet. Örneğin sanata destek hiç yok. Sanatın kendisine yapılan bir yatırımdır zaten. Evet, kesinlikle bir yatırım olması lazım ve en son imdadıma Samandağ Belediyesi yetişti. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum, bütün birimlerine. Hı hı. Güzel bir organizasyon hazırladılar. Onların etkinliği altında sergi açıyoruz. Dilerim çoğalır bunlar. Katılımın ne derecede olmasını bekliyorsunuz? Var mı bir beklentiniz? Şöyle benim bir beklentim, benim beklentim, inanın çok samimi söylüyorum, ticari yönünü hiç düşünmüyorum. Benim beklentim sadece hocama yakışır, görkemli, kalabalık, güzel bir kitle toplamak. Çok geniş tuttuk sosyal medyadan, gerek özelden davetiye ulaşabileceğimiz kişilere. Dilerim hani emeğimizin karşılığını alırız. Emeğimizin karşılığı sadece böyle gelip resim izlesinler. Başka bir şey istemiyoruz. Fikir edinsinler. Yani ufkuları eminim ben çok daha farklı yönde olacak. Peki aç mı Hatay halkı sanata? Evet. Aç. Evet. Nasıl aç gözüküyor? Ama hani elde olmayan nedenlerden dolayı diyelim. Şimdi tutup da kimseyi suçlamayalım. Suçladık zaten yeterince. Ne öneriyorsunuz? Bir sanatsever bir sanat dalına yönelmek istiyor ya da işte bir tiyatro, bir resim. Evet. Nasıl başlamalı? Bence nasıl başlamalı? İlk önce eğitimden geçmeli. Kesinlikle ilk önce eğitim ve okullarda buna ağırlık verilmesi lazım. Yani okullarda bile şimdi bir resim öğretmeni çok zor atanıyor bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Önce eğitimden geçmesi lazım. İyi çocuklara, küçük yaşta eğitimden bunu öğretilmesi lazım sanatın. Ama maalesef bir yönlendirme olmuyor. Evet. Peki Hatay, yine Hatay'a dönmek istiyorum. Şimdi Hatay konuştuk, bir sınır kenti. Hemen yanımızda Suriye var ve Orta Doğu'ya da yakın bir konumda Hatay. Peki oradaki sanattan etkilendiğini söyleyebilir miyiz? Hatay'daki bu düşünce yapısının, sanat yapısının, yani oradan etkilenmeler var mı yani, Hatay'da? Oranın motiflerini görebilir miyiz yani burada? Yani doğru söylüyorsun. O kadar kötü bir dönem geçiriyoruz ki. Hani halkı da çok böyle şey yapmamak lazım aslında, suçlamamak lazım. Hani sanata bakış açısı falan tabii ki etkiliyor. Yani çünkü düşünecek artık o kadar çok şeyler var, hı-hı, ki bu olaylar üst üste geliyor. Ankara olayı, bizim sınırı, kent olayı, olan olaylar çok etkiliyor kesinlikle. Biz ama bugünün anlamı için, yoksa böyle zor bir dönemde kalkıp da sergi açmak herhalde düşüneceğim en zor, en son şeydi. Ama günün anlamı için, hocamızın anısını olduğu için böyle bir dönemde sergiyi düzenledik ki biraz insanları gülümsettirelim, biraz kafalarını dinlendirelim, biraz sanata eğilsinler, biraz izlesinler diye öyle bir amacımız oldu günün anısı için. Bu az önce söylediğiniz bu zamanda bir sergi açmak benim aklıma en son gelecek şeydir, evet, diye.
Ya zaman dilimi gözetmek sanatın körelmesine neden olmaz mı? Doğru. Ya, bir yandan o olaylar devam ederken bir yandan da sanat akmalı değil mi? Yani ben... Kesinlikle akmalı ama öyle şeyler yaşıyoruz ki hani sanki bazen düşünüyorum hani alay mı ederiz acaba insanlarla böyle öyle zor bir dönemde düşünmek ama sanat olsaydı bu insanların temelinde ben eminim ki bu olaylar zaten yaşanmazdı. Hı hı. Sanat olsaydı temelde, eğitimde. Peki genel gidişat için ne gözlemliyorsunuz? En son Ankara'da bir bombalı... Siyasetle ilgili mi? Evet. Genel gidişatı ben çok parlak görmüyorum. İnşallah yanılıyoruzdur. İnşallah yalancı çıkarız. Hı hı. Ama biraz önce de dedim hani umut diye bir şey varsa insanın içinde bir kırıntı. Her şey onu iyi olur. Gerekiyor. Evet. Evet, onu yaşatmak gerekiyor. Sergiyi son kez hatırlatalım. Ardından programı noktalayacağız. İsterseniz sizin ağzınızdan alalım. Yahya Asi Irmak anısına karma evet. resim sergisi nerede? Evet. Kaçta? Ne evet. zaman? Sergimiz Yahya Asi Irmak anısına düzenlediğim bir sergi. 23 Şubat Salı günü saat 17'de açılış kokteylimiz var. Ayın 28'ine kadar açık kalacak. Herkesi bekliyoruz. Buradan da Samandağ Belediyesi'ne tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Peki son olarak ne ekleyeceksiniz? Son olarak ne ekleyeceğiz? Sanata dair. Her şeye rağmen sana diyorum, resim yapmak nefes almaktır. Kesinlikle. İnsanın hani tutunduğu bir yaşam ağacı vardır kendi içinde, ondan güç aldığı. Ben o gücü resimden alıyorum. Her şeye rağmen sana diyorum, gelin arkadaşlar resim yapalım. Çok teşekkürler Pelin Çabuk. Rica ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Gündeme Dair'in bugün sonuna geldik. Ne konuştuk bugün? Gündeme Dair'de Yahya Asi Irmak anısına düzenlenecek olan Asi Irmak Karma resim sergisini konuştuk. Resim sergisi 23 Şubat Salı günü başlıyor ve 28 Şubat'a kadar da devam ediyor. Samandağ Belediyesi Yeni Çarşı Salonu'nda 9.30 ve 19 saatleri arasında bu sergiyi ziyaret etmenizi evet. tavsiye ediyoruz biz de. Kaçırmayın lütfen ve programı Brulov'un bir sözüyle kapatmak istiyorum. Bu bir ülkede, Brulov diyor ki bir ülkede akıl ve sanattan çok maddiyata kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşaltılmıştır. Keselerin şişmediği, kafaların samanla dolmadığı günler görmek dileğiyle. Hoşçakalın.